Yasemin Ahmet Ülger ne güzel bir yorum yazmış. Onu okuyacağım. Şu an sizi izliyorum. Bayılıyorum ikinize. Biz de size bayılıyoruz. Ben de güzel yorumlardan bir tane okuyacağım. İkinizin de alnından öpüyorum. Vallahi kadın başınıza yapmadığınız kalmadı. Herhalde ya. Herhalde. İyi bir şey, iyi bir şey. Alnımızdan öpüyormuş. Yani bu kadar sesi kadın başımıza çıkartmışız. Şimdi kadın başımıza bir şey bulacağız. Detay bulacağız. Siz de ekran karşısında bulacaksınız. Fotoğrafı getireceğiz size. Ve diyeceğiz ki. Biliyorum. Eksik olan ne? Veya bu fotoğrafta oynanmış mı, oynanmamış mı? Bu fotoğrafta ne var, normal ne? Fizikte olan ama bu fotoğrafta olmayan ne var? Hadi bakalım soruyoruz. Ajda Pekkan'ın son koyduğu fotoğrafın detaylarıyla inceleyeceğiz. Buyurun paylaşalım. 72 yaşındaki Ajda Pekkan. Taş yemin geliyor, ediyorum. Taş. Ben var ya kendi yaşımdan utanıyorum bu hanımefendiyi görünce. Utanıyorum taş, ya. Gerçekten taş. Şimdi ben bu fizikli değilim mesela. Yemin ediyorum size helal olsun. Ama bir bakalım. Bir tam ekran verir misiniz? Tam ekran. Bizi inceleyelim. Bizi yok et. Bilal. Bizi bir yok et. Sevgili canımız yönetmenimiz. Güzeller güzel kadını ver. Evet. Ece de çok güzel ama bir Alp şey Ajda Pekkan. Ben dur gideyim hatta. Şimdi Ececiğim. Şimdi bu fotoğrafa dikkatli bakıyoruz. Ne şimdi, görüyorsunuz veya ne görmüyorsunuz? Bel kısmında ciddi bir içe sokulma var. Böyle bir nefes almamış mı nefes fotoğraf çekerken? O Hande Erçel'in hareketi. Nefesi çekmiş mi diyorsun? Hayır hayır. Hani bir tane bir uygulama var. Belini içeri doğru evet. Alıyorsun. Evet. Var mı öyle bir şey? Var. Yapalım mı biz de? Vallahi yapalım. Fotoğraf... Ama çok belli oluyor. Her ortamda olmuyor. Şey. Mesela yeşillikte, denizde, ormanda falan oluyor. Hadisenin yaptığı konuşuluyordu hani bir yani. Ama o da düz çizginin arkasına yaptı yani. Yani. O olmaz. O zaman yamulursun. Şimdi bir dakika. Seyircilerden Instagram hesaplarımızı bir dakika verme Bilal dur bir. Instagram hesabımızı biliyorsunuz Ece Erken Bircan Bali. Bize yazın bu fotoğrafta görmediğiniz ne var? Hemen şey, bize yazın bakıyorum. Bir şey soracağım var mı? Görmediğiniz bir şey var. Bir şey var mı? Sen eksiklik var. Eksiklik var. Evet. Ay bir dakika yine tam ekran ne olur. Sen biliyor musun? Hayır. Yemin ederim bilmiyorum. Bir bak o zaman dikkatli bak. Falan izlemiyorum. Bir bakabilir miyiz? Evet biraz daha yakın verelim. Ekran izleyici de görsün ben de göreyim ne olur. Evet. Şam.g yazmış. Göbek deliği nerede diyor Ajda Pekkan'ın. Gerçekten evet. Göbek deliği yok. Ya Çağ bravo. İlk bilen sensin. Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır ya. Göbek deliği var aşağıda. Nerede? Aşağıda be. O kadar aşağıda olur mu? Hayır aşağıda. Bir de orijinaline bakalım. Yani önceki fotoğraflarındaki göbek deliğini bulduk. Bak. Usta haberci Bilal. Özbilge. Önceki fotoğraflardaki göbek deliğini buldu. Ajda Pekkan'ın. Ama göbek deliği aşağıda yapmayın ya. Bir bak bir dakika bilmiyorum şimdi tarafsız verelim. Aa var mı bakalım. Hani ne? Çok seviyoruz diye. Dur bakalım. Göbek deliği aa, yok. Göbek deliği yok. Ayrım. Göbek deliği yok. Göbek deliği yok demişler. Göbek deliği yok mu? İçeriye çektiği boğazlarından belli bütün damarları çıkmış. Göbek deliği. Aa, herkes anlamış göbek deliği olmadığını. Photoshop yapmamış. Elleri ve boynu çok kötü görünüyor diyen var. Herkes göbek deliği demiş. Photoshop çıkmadı henüz herhalde ya. Var mı? Ya şu eski fotoğrafa bakabilir miyiz? Göbek deliğiyle bakalım. İlgili. Bakalım. Geliyor mu fotoğraf? Ya Ajda Pekkan'ı da çok seviyoruz. Gerçekten çok öyle. Seviyoruz. Göbek deliği. Yani Photoshop yapsan ne olur, yapmasan ne olur Ajda Pekkan? Ya sen o poposunu hatırlamıyor musun kadınsın. Ya? Geçen yılki o popoyu mutfaktaki... Maşallah yani, ya. Allahu kadın, Ekber. Evet. Şimdi izleyicisine saygısından bugüne kadar sporunu yapmış, vücudunu korumuş, estetiği bile izleyiciye çocuk saygısından bile yapmamış. Yapan, çocuk bile yapmamış gerçek bir star. Kesinlikle gerçek öyle. Gerçek bir hanımefendi. Gerçek bir starsınız ama şu göbek deliği konusunda takıldım. Bence aşağıda göbek deliği. O peştemalin altında kaldı. Yani mesela ben yüksek bel giydim göbek deliğim görünmüyor aşağıda. Ya Özge Ulusoy'un göbek deliği enteresan bir yerde. O yukarıda. Hatırlıyor musun? Evet şimdi diyor ki Bilal. Fotoğraf birazcık şey diyor. Müstehcen gösteremiyorum müstehcen diyor. Müstehcen diyor veremiyoruz diyor. Yani öyle de şey çılçıplak yok herhalde değil ama mi Bilal? Ama canım göbek deliği mesafesini görmemiz lazım Bilal ya. Ama en yani biz bir... WhatsApp'tan atsana bize. Yok ya ben bir yakınlaştır mısınız? Ben göbek deliğini gördüm ayol. Vallahi gördüm ya. Yani düşünsene saat 10.04 göbek deliğini 4 dakikadır konuşuyoruz. Ve ama göbek deliğini gördük. Nerede gördün? Beşimin tam o sıkışmış yerinde var. Bak oradaki şey göbek deliği Ece. Göster Canan Ece'ye. Canan emin misin? O bence göbek deliği. Evet, bir dakika kameramanlar daha iyi bilir. Neden biliyor musun? Onlar çekiyor. Şuraya veremiyor muyuz? Şuraya verelim. Kameramanlarımıza soracağız. Göbek deliğini görüyor musun? Görmüyorum. Sen? Gördün mü? Ya şuraya bir verebilir misiniz? Ben yok. Göstereceğim izleyiciye. Kameramanlar da yok diyor. Bak göster gidiyorum.
Kalem de al eline. Kalem alıyorum. Bak. Heh. Şu göbek deliği arkadaş. Şu. O beni ver. O şey Cimi. Cimicim. Çalış bugün. Şu göbek deliği Ece. Net. Bilal diyor ki yok öyle bir şey. Ben vallahi araştırırım. Vallahi kadının diyor. Göbeğinin deliği bu ya. Bu. Bakın bu göbek deliği. Bence. Orada da gayet net görünüyor. Ya bak, peki bir şey söyleyeceğim. Göbek daha iyi de. Özge Ulusoy'un versenize göbek deliğini. Niye Özge'ye yapıyorsun? Özge çok mutlu. Özge, ay, Özge çok mutlu. Özge'ciğim çok mutluluklar diliyorum sana. Ne kadar güzel bir enişte getirdin bize. Böyle uluslararası platforma evet. taşıdın bize. O yüzden göbek deliğini ver Özge Ulusoy'un göbek deliğini. Enişte göbek deliği yukarıda seviyormuş. Farklı yerde olabilir mesela. Seninki nerede? Belki Ayşe Pekkan'ı biraz daha altta olabilir. Bak en seksisi o ama. Ayşe Pekkan yeni resmi mi var? Ha. Ver. Ya bana gösterdin ben biliyorum oradaki Ayşe Pekkan orijinalde göbek deliği şuralardı bayağı öyle normal mi? Yerde evet biraz üstte. O zaman bilemem. Gördüğümü anlatıyorum Bilal. Delik yapmış. Benle tartışma Bilal. Kulağıma bilsenin sevgi seveceğimiz yani dış ses olarak aslında yayına verilse Bilal neler var ya. Neler söylüyor değil mi? Neler söylüyor ya. Bir şey söyleyeyim bir dönem yaptık. Bir dönem yaptık veriyormuş. Bilal'in sesine verdik yayına bir gün. He. Konuşuyordu ya dedik artık yeter tam veriyorum. Ha, vallahi ben de birazdan diyeceğim. Özge'yi. Özge'nin göbek deliği evet. Ya. Şurada falan ya. O nasıl oluyor acaba? Ya bu tam anlamıyla yapı meselesi ama. Ne? Kameramanlar şokta. Bu da burada göbek deliği, o da orada. Neyse göbek deliği. En ideali şöyle dört parmak, kasıktan dört parmak yukarıda olanı. Bana nasıl anlatayım ayol? Yani güzel. İdeali mi var göbek deliğinin? Tabii şimdi çok yukarısı çok aşağısı da şey sağlıklı olmayabilir yani. Bir de göbek deliğini temiz tutmak lazım. Her türlü mikrobu müsait. Ajda Pekkan'ın göbeği işte. Bak abi, göbek deliği. Kadın ki aşağıda yapmayın şu an. Bak çok kasına yakın yani. Yok yok tamam. Bir dakika Bilal Bey yayına bağlanır mısınız şu an? Hayır ciddi söylüyorum. Hayır vallahi bağlanacaksın. Ne yoksa diyor? Şu kulaklığı çıkarıp bir daha konuşmam. Bilal yayına bağlayın. Senle tartışacak. Bilal lütfen telefona bağlanır mısın? Hayır tamam da tartışacak bir şey yok ki. Bilal Bey ortada yani. Kadının hayır lütfen Bilal Bey lütfen şu göbek deliğiyle ilgili yayına bağlanmanızı rica ediyorum. Ne diyor? Yani sizin aranızda kalmaktan çok şey oldum böyle yani. Pazartesi parti. Vallahi çok gerildim. Bilal'in göbek deliğine bakacağım. Bilal göbek deliğin sinirlerdi. Bağlanır mısın? Evet. Alo. Alo. Evet Bilal Bey. Evet alo. Ne diyorsunuz göbek deliği nerede sizce ve nerede olması gerekiyor? Bağlandı Bilal mı? Bey. Yok. Bağlamayacağım. O zaman diyor. Ben söyleyeyim Ajda Pekkan'ın göbek deliği var altta kaldı. Evet var o zaman ben de öyle düşünüyorum. Var tamam. Televizyon gücünü kullan evet, kız. Evet bizim sesimiz çıkıyor Bilal'in evet. Çıkmıyor. Tamam. Biplememiştir inşallah. İnşallah. Devam ediyoruz. Şimdi göbek deliğinden geçtik. Ay Songül Karlı'da şimdi trajikomik bir haber var. Songül Karlı biliyorsunuz Cuma günü yayınımıza bağlandı. Evet. Çok üzüldük. Haciz haberleri gündeme geldi. Evine haciz gitti. Çok gerçekten zor günler yaşıyor. O bir kenara yani eşini bir kişiye benzetmişler ki bir tiyatro sanatçısına. Bir de yorum yazmışlar. O yoruma da cevaplar gelmiş. Gerçekten trajikomik. Güleyim ağlayayım mı? Şaşırdım. Bir izleyebilir miyiz? Songül günaydın. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Beyaz TV ekranlarındaydı tüm yaz. Evet. Evet ekranları doldurdu. Ya Songül Hanım sizin yalınız var mı? Yok ben Efe'ye hamileyken yalıda oturuyordum. Ha tamam. Ben diyorum ben hayatım boyunca hep çalıştım. Ece doğru söylüyor. Çok iyi tanır beni. Hep gündemde hep işleri olan biriydim. Hiçbir zaman da hiçbir şeye ihtiyacım olmadı bugüne kadar. Kendi paramla yalıda da oturdum. Müstakil evde de oturdum. En güzel arabalara da bindim. En güzel yerde tatil de yaptım ama bunları hiç kimsenin desteğiyle yapmadım. Kendi paramla yaptım. Sizin ilişkilerinizde paranın pek bir önemi yok yani. Çaldı. Ne olursunuz o şerefsizi bana bunun artık yeter dedi. Kapıya yöneldi. Eğildi iki tane. Ağlıyor ağlıyor. Öldürmek istiyorum ben. Benim oğlum ki Allah'a kitaba inanan. Ya karıncayı hiç istemez. Yani karıncayı eliyle alıp bir yere koyuyor. Ayağımla basmayayım diye. Ondan sonra geçen hafta bir resim çıkıyor. Marmaris'te bu eski karısıyla çocuğuyla Marmaris'e arsa yatırımı yaptık diye gidiyorlar. Aa. Arsa almaya. Ondan sonra kaleciler hadi bana geliyor bunlar. Borçlularını arayanlara diyorlar ki bizim 1 liramız yok. Biz servis parasını ödeyemiyoruz diyen insanlar tatiller yapıyor, yatırımlar yapıyor. Ve bunun ananı 4 kere hacca gitmiş bir kadın, ablasıyım diye gitmiş bir kadın. Ya bunu bulamıyorlar mı? Fotoğraf paylaşıyor adam lüks içinde. Nasıl bulamıyorlar bu yaratığı ya?
Yok, bulsalar da müstüze hiçbir şey almamış. Her şey başka. Her şeyden gibi. Sen sorumlu gözüküyorsun ya. Ya geçen hafta benim avukatım... Vicdansız. Ya benim avukatım neler oldu? Geçen hafta bunlarla çalışan, para kazandıkları tekstil yerleri oldukları. Neler ya? Ya ben sana kaç sene kadınlık yapmışım. Önüne çorba koymuşum, para kazanıp benim paralarım beni kalk. Ya çocuğumun doğumda takılan altınlarına kadar son gün yol param yok deyip alan bir adam... Ya sen benim, insan der ki bak şöyle der, bu kadın çok kötü, bu kadın iğrenç ama bu kadının bir senelik kira parasını koyayım bari hepsini yedim de 1 milyona kadar götürür mü ya? Ve götürdükten sonra da bu kadın nasıl geçiniyor? Bu kadının bir çocuğu vardı, bu çocuk benim elimde, gene gördüm hani nasıl yaşadığını gördüm, bunlara yazık etmeyeyim ki. Sen nasıl çocuğunla oturuyorsun ya, sen çocuğuna nasıl yemek yiyorsun? Benim paramla büyüttün çocuğunu ve benim param. Evet. Şimdi yayına bağlandı. Bu birçok yerde haber de oldu. Hepimiz çok üzüldük. Evet, çok. Ama trajikomik dediğimiz olay bu değildi tabii. Sonrasında tabii. Yaşananlar. Bu işin trajik kısmı, bir de komik kısmı. Evet. Var. Bak şimdi. Sen birisine benzettin mi Songül Karlı'nın eşi? Ya şimdi ben de benzetmiştim. Tabii ki çok benziyorum. Hatta ilk evlendiğinde öyle caps'ler çıkmıştı. Karakteri benzemesin Allah korusun. Allah korusun. Behzat Ağa, yani Behzat Uygur'a benzetiliyor evet. Tabii onu söyleyelim. Behzat Uygur'a. Artık. Bir takipçisi tweet atıyor. Bak tweette şu. Ama bir şey de bak, fotokopisi gibi. Ha, gerçekten ya. Benziyorlar. Kardeş gibiler yani. Süheyl'den daha çok benziyor yemin ederim. Bak düşünsene Twitter'da durup dururken sana gelen tweet. Peki Songül Karlı ne olacak? Tövbe tövbe. Ben çok sinirim bozuldu. Diyor ki onun dolandırmış olduğunuz paraları, mal varlıkları yazık değil mi kadına diyor. Size hiç yakıştıramadım diyor. Ay çok tatlı size, ya. Behzat peki Songül Karlı ne olacak ya? Yani. Hesabı Behzat abiye sormaları. Peki Behzat abinin cevabını söylüyor. O daha komik. Hanımefendi o ben değilim. Ben başkasının kocasıyım diyor. Yani adam ne desin ya Bircan? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok komikmiş ya. Ya evet şimdi. Ben, ve bunun üzerine Songül Karlı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ne daha diyor? Da fena. Ne diyor? Bak. Diyor ki Songül Karlı arkadaşlar Behzat Uygur benim arkadaşım, beni dolandıran Metin Bey diyor. Ya şimdi gerçekten çok acı bir şey. Bir dakika komik bir şey hatırlatacağım izleyici. Komik tabi ayol. Metin Yüncü. Ya benle ya şu evlendikleri fotoğrafı bir bulsak. Metin'le Songül Karlı orada uzaktan çekildiği çok için benziyorlar. Bir caps evet. Yapmışlardı. Keşke onu bulsak. Muazzam bir caps yapmışlar. Ben orada gülmekten öldüm ya. Bu Burak Altındağlar falan var. Çok komik capsler yapıyor evet, çocuk falan. Evet. Ölüyorum o çocuğa gülmekten. Herhalde onun sayfasındaydı. Tövbe estağfurullah demiş fotoğrafa. Bir an sandım ki Seda Sayan'la Behzat Uygur evlenmişti. Ay evet işte Songül de Seda ablaya benziyor. Benziyor yani uzaktan falan bakınca. Ay çok komik. Dedim ki yani... Hakikaten o saatten sonra baktım Behzat Uygur'un aynısı adam yani. Ama yine de bu bilinçte olur musun ya? Oturup da yani tweet atacak kadar Songül Karlı peki, ne olacak? Peki Songül Karlı ne olacak? Yalnız Songül Karlı fanları Behzat Uygur'dan bile hesap sorduğuna göre bu iş böyle kalmayacak. İnşallah. Yani, bu işin cevabını verecek adamın Metin. Adamın vicdanı hesap sormadıktan sonra biz hesap sorsak ne olur? Nasıl diyormuş parayı ver sana ben cumaları veririm diye. Hiç o cuma gelmez Songül ablacığım. Hiç gelmez. Biraz evvel ne dedik? Komşuna güvenmeyeceksin, çevrene güvenmeyeceksin, kocana bile güvenmeyeceksin. Nikahlı kocana bile güvenmeyeceksin. Adamın evleneceği tarih, boşanacağı tarih her şey belliymiş. Ya evlendirdin zaten. Evlendiğin dolandırıcı da oluyor. Anladın mı? Hem seni dolandırabiliyor, hem ülkeyi dolandırabiliyor Reza Zarrab gibi. Şimdi o habere geçeceğiz. Bağlamacı Ece erkenden. Ya bağladım farkındaysan. Bugün başka bağlama. Ya.